Arkadaşlar, üslü sayıların beşini testine devam ediyorum. Birinci sorumuzda 2 üzeri x eşittir 3 ve 3 üzeri y eşittir 32 vermiş. Şimdi bunu şöyle yazalım. 2 üzeri x eşittir 3 üzeri 1 şeklinde. 3 üzeri y'yi de bu tarafa doğru yazalım. 3 üzeri y, 32 yerine de 2 üzeri 5 yazdım. Şimdi bunları karşılıklı olarak oranladığımızda tabanları eşit olduğu için direkt kuvvetlerini oranlama yapabilirim. Yani x bölü 5, 1 bölü y'ye eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda zaten x çarpı y'nin 5 olduğu gelir. İkinci sorumuzda yine aynı şekilde 3 üzeri x ifadesini 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. 3 üzeri y eşittir 64 yerine 2 üzeri 6 yazdım. Yine aynı şekilde bunları oranladığımda tabanlar eşit olduğu için x bölü y 4 bölü 6'ya eşittir. Sadeleştirdiğimiz zaman da 2 bölü 3'e. O zaman biz şöyle diyelim tekrar, x bölü y eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre x'e 2'nin bir katı, y'ye de 3'ün bir katı verebiliriz. O zaman yerine yazalım, x yerine 2k, y yerine 3k yazdım. Bölü 2k artı 3k geldi. Buradan da eksi k bölü 5k'dan değerimiz eksi 1 bölü 5 oldu. Üçüncü sorumuzda yine aynı şekilde 3 üzeri x eşittir 125 yerine 5 üzeri 3 yazabilirim. 5 üzeri y'yi bu tarafa yazdım. 81 yerine 3 üzeri 4. Burada yine kuvvetler oranladığımda x'in 4'ü oranı, 3'ün y'ye oranı, içler dışlar çarpımından yine x çarpı y'nin 12 olduğu gelecektir. Dördüncü sorumuzda da yine aynı şekilde şöyle yazalım. 5 üzeri a ifadesi 3 üzeri 3'e eşit. Burası da 125 yerine 5 üzeri 3 yazdım. Onun da 5'in b'inci kuvvetinden dolayı 5 üzeri 3b gelecek. Burası da 3 üzeri 4 geldi. Yine kuvvetleri oranladığımda a bölü 3b eşittir 3 bölü 4 ifadesi geldi. Bize a bölü b lazım olduğu için buradaki 3'ü karşı tarafa çarpım olarak gönderdim. A bölü b eşittir 9 bölü 4 oldu. Beşinci soruda a ve b tam sayılar demiş. Buna göre a çarpı b'yi istemiş. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 2 üzeri 3a artı 2b eksi 6 eşittir. 3 üzeri b eksi 2a artı 4 gelmiş. Şimdi 2 ve 3'ün öyle bir kuvvetlerini alıyor ki bu ifadeler birbirine eşit geliyor. Bunun mümkün olabilmesi gereken olan tek durum kuvvetlerinin sıfır olmasıdır ki ikisi de 1'e eşit olsun ve birbirine eşit gelsinler. Başka türlü gelmez. O yüzden bu ifadeyi sıfıra eşitledim. 3a artı 2b eksi 6 eşittir 0'dan bu ifade 6 oldu. Aynı şekilde b eksi 2a artı 4 eşittir 0'dan tek başına bıraktım. Eksi 4'ü karşı tarafa aldım. Şimdi burada a çarpı b bulmamız lazım. O zaman yok etme kullanalım. Buraya eksi 2 ile çarparsak b'ler gider. 4a artı 3a'dan dolayı 7a gelir. Burası 8 artı 6'dan dolayı da 14 oldu. Yani a değerimiz 2. A'yı yerine yazdığımızda bu denklemde yazalım. B eksi 4 eşittir eksi 4'ten b değerimiz de 0 geldi. Çarpımları olduğu için de cevap yine 0 oldu. 6. soruda 16 tane 2 üzeri 6'yı toplamış. O zaman nedir? 2 üzeri 6 çarpı 16 deriz. Çarpı 125 üzeri 4. Şimdi düzenleyelim. Burası 2 üzeri 6. 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. 125 yerine de 5 üzeri 3 yazdım. Onun da 4. kuvveti geldi. Burası 2 üzeri. Kuvvetleri topladığımızda 2 üzeri 10. Burası da 5 üzeri 12. Şimdi bize kaç basamak olduğunu sormuş. Basamak sayısını bulabilmemiz için bizim onun kuvvetlerini bulmamız lazım. O zaman bu ifadeyi onu yapacak şekilde şöyle yazalım. 2 üzeri 10, 5 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 2 dediğimiz zaman kuvvetler eşit olduğu için burası 2 çarpı 5'in 10. kuvveti gelecek ve çarpı 25 var. O zaman burası ne olacaktı? 25 çarpı 10 üzeri 10 geldi. Yani 25 sayısının yanında 10 üzeri 10 demek 10 tane 0 var demek. 25'in yanında 10 tane 0 daha var. O zaman bu ifade ne olur? 10 tane 0 var, 2 basamak daha. Toplamda 12 basamaklı olmuş olur. 7. soruda denklemi sağlayan kaç değer vardır demiş. Şimdi bu ifadeyi 1 yapacak değer eğer tabanı 1 ise x artı 2 1'e eşit dediğimde buranın x değerimiz eksi 1 geldi. X yerine eksi 1 yazdığımızda 1 üzeri eksi 2'den bu ifade her türlü yine 1'e eşit olacaktır. Sağlayan kaç değer vardır demiş. X'e eksi 1 verdiğimiz zaman sonuç 1 olur. Bunun dışında kuvveti 0 olursa eğer buradaki sayı ne olursa olsun her türlü 1 olur. O yüzden x eksi 1'i 0'a eşitlediğimizde x'in değeri 1 olduğu zaman yine aynı şekilde 1'e eşit olmuş olur. Ya da ne olabilir? Buradaki ifade x artı 2 eksi 1'e eşit olmuş olur. Ama eksi 1 olursa kuvvetinin çift bir sayı gelmesi lazım ki buradaki ifadeyi 1 yapsın. Bakalım x yerine buradan eksi 3 geliyor. X artı 2'ye eksi 1 yapmak için x yerine eksi 3 verdiğimiz zaman eksi 1 üzeri eksi 4 gelecektir. Ve bu ifadede kuvveti çift olduğu için bu ifadeyi 1 yapar. O halde biz şöyle de söyleyebiliriz. X yerine eksi 3 yazdığımız zaman da yine aynı şekilde sonucu 1 yapabildik. O yüzden toplamda 3 farklı değeri
vardır deriz. 8. sorumuza sıralama sorusu sormuş. Şimdi buradaki 2 üzeri n için mesela n'e 5 değeri yazarsak 32 bu içeride kalacaktır. Olabilir. Bunun dışında 32'den büyük m'ye 4 değeri versek 84 olacak. 3 değeri versek 27 olacak. O zaman ne olacak? M değeri 3 ile 4 arasında bir değer olmak zorundadır. P'ye baktığımız zaman 2 versek 25 olmaz. 3 versek 125. O zaman P değeri de 2 ile 3 arasında kalacak. Buna bağlı olarak en büyük N gelecektir. Daha sonra M, daha sonra da P olacak şekilde cevabımız E şıkkı olur. 9. soru ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Şimdi buradaki 4 kuvvetini parantezin tamamına dağıtalım. Yani 6 üzeri 4, M üzeri çarptığımız zaman 8 geldi. Çarpı 9 üzeri eksi 2, M üzeri eksi 2 geldi. Paydada da 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. M üzeri 5 oldu. Şimdi buradaki ifadeleri düzenleyecek olursak. Mesela 6 üzeri 4 yerine 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 de yazabiliriz biliyorsunuz ki. O zaman buradaki 2 üzeri 4'ler gider. Bunun dışında m üzeri 8 ve m üzeri eksi 2'den dolayı burası m üzeri 6 olacaktır kuvvetleri topladığımızda. Paydada bir m üzeri 5 var. Buradakileri de sadeleştirdiğimizde payda sadece m gelmiş oldu. Şimdi elimize kalanları yazalım. Burası 3 üzeri 4, 9 üzeri eksi 2 yerine de 3 üzeri eksi 4 yazdım. Çarpı m. Bunlarla çarpımı 1 geleceği için cevabımız m gelir. 10. sorumuzda x eşittir 2y demiş. Şimdi x gördüğümüz yere o zaman 2y yazabiliriz. 2 üzeri 2y bölü y çarpı 4 üzeri y bölü 2y gelmiş oldu. Y'ler sadeleşti. 2 üzeri 2 geldi. 4 üzeri burada da sadeleşti. 1 bölü 2 geldi. 2 üzeri 2, 4. 4 üzeri 1 bölü 2 dediğimiz kök 4 demek istiyor zaten. Bunda 2 olduğuna göre cevabımız 8 geldi. 11. sorumuzda. Şimdi eksi 0,1000'de 125 vermiş. Burası nedir? 125 bölü 1000'den dolayı eksi 1 bölü 8 gelecektir. Bunun eksi 1. kuvveti vermiş. Hatta bunun da tekrar 2. kuvveti gelmiş. Paydadaki ifadeye bakalım. 512 dediğimiz 2 üzeri 9. Yani eksi 2 üzeri 9'un eksi 2. kuvveti. Bunun da eksi 1. kuvveti gelmiş. Şimdi buradaki ifadeler için öncelikle buradaki kuvvetleri çarptığımız zaman eksi 1 ile eksi 2'yi çarptığımız zaman eksi 2 geldi. Şuradaki ifadede eksi 1 bölü 8 yerine 8 üzeri eksi 1 yazdım. Bunun da eksi 2. kuvveti var. Buradaki ifadede şimdi bu eksi 2 ifadesi yine aynı şekilde bunları çarpacak olursak öncelikle buradaki eksiden dolayı kuvveti çift olduğu için buradaki ifade dışında kaldığı için onu etkilemeyecek. Burası 2 üzeri eksi 18 olacak. Bunun da eksi 1. kuvveti gelecek. Şimdi buradaki ifadeyi tekrar düzenliyorum. Kuvvetlerin çarpımı 2 geldi. Eksi 8'in 2. kuvveti. Burada da aynı şekilde eksi 2'nin 18. kuvveti gelmiş oldu. 8 yerine 2 üzeri 3 yazdığımız zaman burası eksi 2 üzeri 3'ün 2. kuvvetinden dolayı burası eksi, hatta kuvveti artık çift olduğu için pozitif gelecek, 6 olacak. Burada da eksi 2 üzeri 18 geldi. Buradaki 2 üzeri 18'i paya çıkardığımız zaman 2 üzeri 6 eksi 18'den eksisi var ve cevabımız buradan eksi 2 üzeri eksi 12 gelecek. 12. sorumuzda 5 tane 2 üzeri x topladığına göre 5 çarpı 2 üzeri x diyebiliriz. Paydada 2 çarpı 3 üzeri y çarpı 3 üzeri eksi 1 diye ayıralım. Şimdi buradaki bölme ifadesini çarpma yapıp ters çevirip çarpıyorum. Yani payı, hatta burada kuvvetinde bir eksi 1 olduğu için zaten normalde ters çevrilecekti. Buradaki bölmeden dolayı da çevrilecek. O zaman bu ifadeyi olduğu gibi buraya yazabilirim. Burada kaç tane? 4 tane 3 üzeri y artı 1'in toplamı olduğu için 4 çarpı 3 üzeri y artı 1 yazabilirim. Onu da hatta şöyle yazdım. Paydadaki ifadeyi de yazalım. 5 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 üzeri y'ler sadeleşir. 2 üzeri x'ler sadeleşir. 5'ler sadeleşir. Bunun dışında burada 1, 3 üzeri eksi 1 dediğimiz ifade 1 bölü 3'ten dolayı paya 3 olarak geldi. 2 ile 4'ü sadeleştirdik. 2 kaldı. Hatta buradaki 2 üzeri 4 ile sadeleştirdik. Burada 8 kalmış oldu. Yani 3 ile 3'ten 9. Payda da 8 geldi. Cevabımız B şıkkı oldu. 3. sorumuzda x'i sormuş bize. 15 ifadesini öncelikle şöyle yazalım. 15 üzeri x, 15 üzeri 1 çarpı 3 üzeri x bölü 45 ifadesinde 15 çarpı 3 diye yazabilirim hatta. Eşittir 5 üzeri x vermiş. Şimdi hatta buradaki 15 üzeri x'i de 5 çarpı 3'ten dolayı 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x yazdım. Çarpı 15 çarpı 3 üzeri x bölü 15 çarpı 3 geldi. Hatta buradaki 15'ler sadeleşti.
Burada 5 üzeri x var. Ve buradaki 5 üzeri x'ler de gider. O halde geriye kalanlar 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x'ten dolayı 3 üzeri 2x bölü 3 eşittir 1'den. 3 üzeri 2x eşittir 3. O zaman nedir? 2x buradaki 1'e eşittir. Ve buradan da x değerimiz 1 bölü 2 gelir. 14. sorumuzda 20 üzeri m'yi iki defa topladığı o zaman 2 çarpı 20 üzeri m şeklinde yazabilirim. 5 üzeri m eşittir. 0 virgül %25 ifadesi nedir? 25 bölü 100'den dolayı şöyle yazalım. 1 bölü 4'tür. Hatta onu da 2 üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Şimdi 20 üzeri m dediğimiz ifade 5 üzeri m çarpı 4 üzeri m'dir biliyorsunuz ki. Ve 5 üzeri m'ler sadeleşir. Bunun dışında 2 çarpı 4 üzeri m ifadesinde 2 üzeri 2m olarak yazabilirim. Burada da 2 üzeri eksi 2 var. Düzenlediğimiz zaman burasını 2 üzeri 1 artı 2m eşittir 2 üzeri eksi 2. Tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri birbirine eşitliyorum. 1 artı 2m ifadesi eksi 2'ye eşit. 2m eşittir eksi 3'ten m değerimiz eksi 3 bölü 2 gelir. 15. sorumuzda ifadesinin eşitini istemiş. Şimdi buradaki ifade öncelikle bu 3'leri dağıttığımız zaman, hatta önce şurayı şöyle yazalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1'dir. 3 ile dağıttığımız zaman kuvvetini 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 3 geldi. Paydada da 3 üzeri 3y. Çarpı yine aynı şekilde burasında 3 üzeri y çarpı 3 üzeri 1'in 3. kuvvetini aldığımız zaman 3 üzeri 3y çarpı 3 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3x geldi. Buradan 2 üzeri 3x'lerimiz sadeleşti. 3 üzeri 3y'ler sadeleşti. Buradan 2 üzeri 8'den 27, pardon 8. 3 üzeri 3'ten de 27 geldi. Yani çarpımlar 216 oldu. 16. sorumuzda. Şimdi burada zaten ikisi de A kuvvetinde tabanında. Bu 8 ile 2 üzeri 3 yazdık. Burada da 1 var. Bunları oranladığımızda tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri oranlıyorum. M eksi N'nin M artı N'yi oranı 1 bölü 3'e eşitmiş. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptım. 3M eksi 3N eşittir M artı N. M'yi karşı tarafa aldık. 2M eşittir 4N oldu. 3N'yi de karşı tarafa aldım. Buradan M eşittir 2N geldi. Şimdi M gördüğüm yere artık 2N yazabilirim o zaman. Buradaki ifadede yazalım. A üzeri 2N artı A üzeri N geldi. Şimdi biz buradaki N ifadesini tam olarak bilmiyoruz ama burada şöyle de yazabiliriz. A üzeri 2N'yi şöyle de yazalım. A üzeri N'nin karesi de yazabilirim. Artı A üzeri N şeklinde yazdık. Bunun dışında biz buradaki ifadelerde de yerine yazıp kontrol edelim. Yani A üzeri M gördüğüm yere 2N yazdığım zaman A üzeri 2N eksi N'nin 2'ye eşit olduğunu söylemiş. Yani bu ne demektir? A üzeri N'nin 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman A üzeri N gördüğüm yere 2 yazacağım. Burada 2'nin ikinci kuvvetinden 4 artı 2 cevabımız 6 geldi.